arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yiyen herkesin beğendiği San Sebastian cheesecake yapacağız. Normal cheesecake'e göre yapımı daha kolay olan bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bir gün öncesinden yapmayı tercih ettim. Sizler de bir gün bekletirseniz San Sebastian cheesecake'iniz daha lezzetli olacaktır. Buyurun yapımına geçelim. Malzemelerimiz 2 tepeleme yemek kaşığı unum var. 300 gram 2 paket olacak şekilde şöyle labne peynirim var. 300 milimlik 2 paket olacak şekilde çiğ kremem var. 6 adet yumurtam var. 2 su bardağı şekerim var. Ama arkadaşlar siz 2 değil de 2,5 su bardağı da kullanabilirsiniz. Damak tadınıza kalmış bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yumurta kokmayacak mı? Şöyle arkadaşlar, keklerde nasıl hani yapıyoruz da kokmuyorsa, yumurtayla şekeri birlikte köpük haline gelene kadar çırpacağımız için kokmayacaktır. Denediğinizde de bana hak vereceksiniz. Yapmaya başlayalım. Ben mutfak şefimde yapacağım ama sizler de el mikserinizle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, mikserimi durdurdum. Yumurtayla şekerim köpük köpük bu kıvama gelene kadar çırptık. Şimdi diğer malzemelerimizi bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağız. Önce kremamı koyuyorum. Sıralaması önemli değil arkadaşlar. Labne peyniri de önce koyabilirsiniz, fark etmiyor. Arkadaşlar, ben tamamen opsiyonel olarak çırparken biraz da portakal kabuğu rendesi kattım ama zevkinize bağlı, yani katmayabilirsiniz. Şimdi bunları arkadaşlar çırpıcıyla şöyle birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, köpük köpük. Köpüğünü çok kaybetmeden alttan yukarıya şöyle yavaş yavaş ağır hareketlerle birbirine geçmesini sağlıyoruz. Bu aşamada biraz sabırlı olmalıyız arkadaşlar.
arkadaşlar içinde un topakları kalmamasına dikkat edelim. Kalmadığından emin olduğumuz anda çırpma işlemimizi sonlandırabiliriz. Böyle bir kelepçeli kalıbım vardı arkadaşlar benim. İçerisine yağlı kağıt koydum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yağlı kağıt koymadan olmuyor. Şimdi kelepçeli kalıbımızın içerisine bu şekilde alıp şöyle harcımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu kalıbımıza yerleştirdik. Şimdi 220 derecelik fırında yaklaşık ben bir gün öncesine bekleteceğim için 30 dakika sonra alacağım. Ama siz eğer yaptığınız gibi o gün yiyecekseniz arkadaşlar, fırınıza da bağlı tabii, 40-45 dakika arası pişirebilirsiniz. İlk çıkarttığımızda arkadaşlar şöyle sallanacaktır. İçi pişmedi diye tereddütte bulunmayın. Biraz beklettikten sonra kendini alacaktır. Soğuduktan sonra katılaşacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, San Sebastian cheesecake'imi fırınıma koydum. 220 dereceye fanlı ayara getirdim. 30 dakika sonra fırınımdan alacağım. Evet arkadaşlar, San Sebastian cheesecake'im kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi kabardı. Bu şekilde bir 15 dakika daha fırında bekleteceğim. Üzeri tamamıyla kızaracak. Sonrasında fırınımdan alacağım. Soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, San Sebastian cheesecake'imi pişirdim. Soğumaya bıraktım. Tabii ben bir gün bekleteceğim ama sizler görün diye dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim çikolatam vardı, onu Belmare usulü erittim. Üzerine bu şekilde bütün bir şekilde koydum. Sosum vardı, sosumdan da ekledim. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı ve aralıklarla yüklediğim videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.